Herkese merhaba. Bugün eggnog'dan bahsedeceğim. Önce ne olduğundan ve sonra da nasıl yapıldığını göstereceğim. Eggnog, süt, yumurta sarısı, şeker ve krema ile yapılan, aslında alkol de katılıyor. Ama ben alkol katmıyorum ama isterseniz katabilirsiniz. Rom, viski, brandy katılıyor aslında genelde. Amerika'da çok popüler bir içecek. Christmas zamanı tüketilen bir içecek. Amerika'da çok popüler ama aslında İngiltere'den çıkmış bu içecek. Vakti zamanında aristokratların içtiği bir içecekmiş. Çünkü işte içindeki yumurta, süt ve içinde kullandıkları alkol işte o zamanlar pahalıymış ve zenginlerin karşılayabildiği gıdalarmış bunlar. İşte refah ve sağlıklarını kutlamak için içiyorlarmış. Eggnog aslında çiğ yumurtadan yapılıyor. Ama ben bu tarifte pişirerek yapıyorum. Çünkü çiğ yumurtada salmonella riski olabiliyor. Ben bu tarifi şimdi aslında toplamda 4 kere yaptım. İlkinde keten tohumu sütüyle yaptım. Gayet güzel oldu. İkincisinde arkadaşlarıma yaptım. Onlara sütle yaptım. Üçüncü ve dördüncüsünde badem sütüyle yaptım. Hepsinde tat olarak aynı oldu. Ama gerçekten normal sütle yaptığımda ben de içtim hani bir bardak o zaman. İçeyim dedim ortama uyum olsun diye. O kadar ağır geldi ki hani gerçekten bitkisel sütler kalpten. Yani gerçekten o yıllarca nasıl içmişim sütü hayret ettim. Gayet tat açısından bir farklılık olmuyor. Keten tohum sütüyle badem sütü açısından da bir fark olmadı. Ben ikisinde badem sütünde keten tohum sütünde kendim yapıyorum. Keten tohum sütü daha ekonomik oluyor. Hani o açıdan aslında daha tercih edilebilir bence. Fark etmez. Herhangi bir bitkisel sütle yapılabilir. Genelde soğuk içilen bir içecek ama sıcak da içilebiliyor. Ben soğuk içmeyi tercih ediyorum. Ve bence bu içecek aslında bir yaz içeceği. Aslında Christmas zamanı tüketiyorlar ama bence tam bir yaz içeceği. O yüzden havalarda sıcaklaşıyorken bence deneyebilirsiniz. Kime yaptıysan, kime içirdiysen bunu herkes gerçekten çok beğendi. Bir kişi beğenmedi. Ya bir kişi kremalı içecek sevmiyormuş, ondan içmedi ama onun için herkes gerçekten çok bayıldı. Kolay yapması bence. O zaman da şimdi yapışına geçebiliriz. Öncelikle sütü ısıtarak başlayacağım. Ben mikrodalgada ısıtıyorum. İsterseniz tencerede ısıtabilirsiniz siz. Sütün ılık olması lazım. Süt ısınırken yumurta sarısıyla eritritolü çırpacağım. Burada önemli olan eritritollerin hepsini bir anda eklememek. Yavaş yavaş ekleyerek çırpmak. Şimdi sütü ısıttım. Bu sütten birazcık alacağım ve bu karışıma koyacağım. Yavaş yavaş ekliyorum, karıştırıyorum. Hemen bir anda hepsini koymuyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Daha sonra bunun hepsini buna alacağım. Umarım bu kaba sığar. Hiç sanmıyorum ama bir deneyeceğim. Lütfen sığsın. Ah, yaşasın, sığdı. Evet, şimdi pişireceğim bunu. Şimdi aslında bu tarifteki en önemli noktaya geldik. Pişirirken çok yüksek ateşe maruz bırakmamamız lazım. Kısık ateşte pişirmemiz lazım. Direkt aslında tencerede pişirebilirsiniz. Ocağınızın ısısını kontrol edebiliyorsanız veya termometreniz varsa 79 dereceyi geçmemeye çalışarak yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapıyorum. Bir tencerede hani benmer usulü yapar gibi. O yüzden bu kaba da aldım ki içine sığsın diye. Bu suyun içinde pişireceğim bunu. Hatta birazcık daha su koyayım ki daha iyi pişsin. Böyle yaptığımda ısıyı kontrol edebiliyorum. Ben ölçmedim hiçbir yapışımda. Yani ısısını 79 derece falan diye. Bir 15 dakika kadar bunun içinde suyu kaynamış suyun içinde 15 dakika kadar pişiriyorum. Ve her seferinde sonuç, her seferinde dediğim 3. yapışım ama neyse, gayet güzel oldu sonucu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de vanilya ekleyeceğim şimdi. İsterseniz vanilya çubuğunu da koyabilirsiniz. Ya da vanilya ekstratı da koyabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar vanilya ekstratı koyacağım. Arada da karıştıracağım. Su kaynadıktan sonra bir 15 dakika pişiriyorum ben. Şimdi kremayı ve baharatları ekleyeceğim. Ama bu kap küçük bir kap olduğu için artık daha fazla almayacak. O yüzden büyük kabı alıyorum. Burada istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben 4 baharat kullanıyorum. Tarçın kullanıyorum. Tarçın aşırı sevdiğim bir şey değil. O yüzden çok fazla kullanmayacağım. Dediğim gibi hangisini daha çok seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani bir tatlı kaşığından birazcık az koyuyorum. Karanfil koyacağım. Tabii öğütülmüş karanfil. Bunu da böyle yarım
kaşığı koydum. Şimdi zencefil koyacağım. Zencefil çok seviyorum. O yüzden bir çorba kaşığı kadar koyacağım. Ve muskat rendeledim. Ve açıkçası bir tane muskatın hepsini rendeledim. Çünkü muskat da çok seviyorum. Ve buna bir de krema ekliyorum. Alkol koyacaksanız burada alkol de koymanız gerekiyor. Rom, konyak, brandy artık genelde bunlar konuluyor. Genelde bir su bardağının dörtte biri kadar koyuyorlar. Kremayı da iyice karıştı. Buzlu suyun içinde böyle altına buzlu su koydum. Bunun içinde soğuyana kadar, oda sıcaklığına gelene kadar arada karıştıracağım. Oda sıcaklığına geldikten sonra şişeleri alıp dolaba koyacağım. 4-5 saat beklemesi gerçekten 4-5 saat bekletin. Öyle için bence. Dolapta bekledikten sonra kıvam birazcık daha yoğunlaşıyor. Ben genelde 3 gün içinde tüketmeye çalışıyorum. Umarım yapar ve beğenirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere.